Herkese merhaba. Bugün 19 Aralık 2017. Edward yine benim hediyemi açarak başladı. Bu arada şu an akşam saatleri saat 5.30 falan, akşam yemeğinden yeni kalktık. Şimdi Edward'la birlikte banyoya gireceğiz. Banyoya girmeden önce hazır küveti de köpürtüp doldurmuşken bir dedim unutmadan, oğlanı yatırırım falan unuturum diye, unutmadan bu hediye açma işlemini bir yapalım dedim. Sanırım bana bir oje çıktı. Evet, bakabilir miyim? Alabilir miyim? Bakayım, sen kendininkini aç. Edward şu anda küvete tırmanmaya çalışıyor. Ben hala kendi paketimi açmaya çalışıyorum. Tamam anneciğim. Tamam. Ben şimdi sizi şuraya koyacağım. Ve birazcık da parmak dokunuşuna çıkacağım. Renk çok güzel. Vintage red. Böyle bir şey gibi. Kan kırmızısı gibi. Böyle açık biraz gelincik rengi gibi. Çok güzel bir kırmızı. İple çekiyorum bunu sürmeyi. Benek olsun. Bunun bu arada bu cherry red'i çıkmıştı. Bunu zaten biliyorsunuz. Oğlan da şimdi açarsa göstereceğim. Edward paketini açar mısın? Paket. Aç bakalım paketini. Açamadın mı? Ben açayım mı sana? Onun aktiviti şu an küvete girmekte. Düşersin geri geri anneciğim. Ben şimdi seni sokacağım. Önce paketini aç. Ne varmış içinde bir bak bakalım. Bak bakalım ne varmış paketinde. Paket. Ne çıktı paketten? Hediye paketinden ne çıktı? Ay, bıcı bıcıdan sonra bunları mı giysek acaba? Noel Baba. Noel Baba bak. Bunlar da bu arada H&M'in her yer paket oldu. Bu aldığım dörtlü beşli çocuk çorabı. Tamam anneciğim, şimdi giriyoruz. Çocuk çorabı. Paketinden çıkan çoraplar. Yarın sabah yine görüşeceğiz. Hoşçakalın. Herkese günaydın. Bugün 20 Aralık 2017. Edward yine benim paketimi açarak başladı. Bakalım benim paketimden bugün ne çıkacak? Bu arada sabah uyandık ve bir şokla karşılaştım. Hiç bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum. Salona girdik Edward'la. Salondaki balkonun kapısı açık. Böyle bir ne oluyor dedim. Buz gibi salon. Bir döndüm. Tino gelmiş, koltukta yatıyor, gecenin ikisinde gelmiş. İnanılmaz korktum. Tabii çok sevindik sonra da. Biz bu sabah bekliyorduk onu. Saat işte 10 gibi falan gelirim diyordu. Gece gelmeye karar vermiş. Tatili var şu an 2,5 hafta. Christmas tatili, Noel tatili. O yüzden böyle aslında çok korktuk ama yani ben çok korktum ama yine de çok keyifli uyandık tabii ki. Sanırım bu arada çıkan şey Oma Gertrude'nin bir şeyi. Yani paketinden tanıyorum çünkü. Ama ne olduğunu birazdan Edward tamamen açtığı zaman görebileceğiz. Açtık. Bu neymiş anneciğim? Bakayım. Wow, sen kendininkini aç şimdi. Aç bunu. Ne var içinde? Aç bakalım. Beleğe bende Flegi Coiffure Alha Tüpmü. Ay çok güzel, benim hiç böyle bir saç kurum olmadı. Hayatımda hiç saç kuru aldığımı hatırlamıyorum bile. Şimdi bu çok heyecanlı. Tenado burada hazır. Böyle keyifli keyifli saç kurları falan yapabilirim banyoda. Daha fazla zamanım olacağı için. Bir koklayacağım ama önce Edward'a ne çıkmış ona bakalım. Ne çıkmış anneciğim? Ay, duplo mu çıkmış Christmas Noel duploları? Nerededir? Nerede duploların, gidip alalım mı geri kalanını? Oynayacak mısın? Oynayacak mısın anneciğim? Tamam o zaman. Ben şimdi 2 dakika bir koklayacağım. Çok merak ettim. Bu arada saat sabah 6:10 geçiyor. 6:10 geçiyor. Tino ile Edward yerde şu an duplo oynuyorlar. Yeni taşlarıyla. Çıkan taşları birlikte. Şimdiden bir paketi açmaya çalışıyorum. Bayağı bir bantlamışlar yani. Nasıl açacağım? Hiç şaşırdım.
Evet, bakalım şimdi kokusuna. Şöyle bir pembe bu arada içi. Paketin üstündeki gibi. Ay çok güzel kokuyor. İçinde Iris Unserbay varmış. Altta Türkçelerini bulur yazarım. Sanırım bu Iris yüzünden böyle güzel kokuyor. Bana kalırsa, yani ben şu altta yazını okumasam ben içinde badem olduğunu düşünürdüm. Tatlı badem gibi. Acı badem, tatlı badem. Karışık böyle çok inanılmaz güzel kokuyor. Hiç dediğim gibi daha önce saçıma bir kur falan yapmamıştım. İlk defa deneyeceğim. O plastiğini direkt atıyorum. Bu şekilde kullanıp deneyeceğim. Zaten çok beğenirsem ilerideki videolarda kesin bahsederim. Nasıl kullandığına bakıyorum sadece. Saç maskesi yazıyor burada bu arada. Islak saça sürüyormuşsunuz. 3-5 dakika bekliyormuşsunuz. Ondan sonra suyla duruluyormuşsunuz. Normal aslında saç kremi gibi. Saç kremi kullanmayacağım. Sadece bunu kullanacağım. Bakalım nasıl olacak. Fikirlerimi zaten ya Instagram hesabımdan ya da YouTube'da videolarımda bahsederim, duyarsınız. Hoşçakalın. Herkese günaydın. Bugün 21 Aralık 2017. Evde Bey cıbıldak bir şekilde geziyor. Üstünü giydiremedim. Kaçıyor benden. Kendi yatağına falan atıyor. Neyse gel kutunu açalım o zaman deyince yerinde durup oturabildi, kutu kutu diye koştu peşimden. Şimdi bakalım 21. bohçasında Edward Paşa'nın ne varmış? Ne çıkacak anneciğim? Wow, siyah Play-Doh çıktı. Bakalım. Siyah. Öbürü ne? Turuncu. Turuncu pembe gibi böyle fosforlu bir renk. Onlarla oynayacak mısın anneciğim? Beğendin mi? Yok. Yok. Peki şey diyeceğim. Mamaya ne çıkmış? Onu da açalım mı? Hadi onu da sen aç. Mama yardım etsin mi? Kendin mi açacaksın? Peki. Aferin aşkım. Parta benziyor. Bakalım. 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 Evet. Neymiş o? Dışarıda fırtına var bu arada. Felaket, ağaçlar falan uçuyor. Kar yağıyor. Böyle sulu kar ama. Bakalım. Noel akşamı ne olacak? İnşallah kar yağar. Bembeyaz olan yer. Onu bekliyoruz. Hava şu an -2 derece burada. Ay evet, Martin'e giyip attım. Lip balmı çıktı Edward. Benimki kırılmıştı, hatırlıyor musun anneciğim? Benimki kırılmıştı. Şimdi ben çok sevindim gerçekten buna. Benimkinin kırıldığını falan da biliyor değil bu arada. Tino gerçekten şansa bütün böyle benim seveceğim, beğeneceğim falan şeyleri almakla birlikte bir de daha önce kullandım ama şu an evde olmayan şeyleri de almış. Açıyorum hemen. Şu lip balmı biliyorsunuzdur benim. Bitenlerde kırıldığını göstermiştim. Edward'ın şeyini açıyorum. Açtım ben bunu. İnanılmaz severek kullanıyordum. Kırıldığına da çok üzülmüştüm hakikaten. Böyle bazen ben bunu gece yatarken sürüyorum. Çok yoğun yoğun çünkü bir şey. Çok hafif bir gül kokusu sanki var ama varla yok arasında. Bunu bunu işte Noel şeyinin içinde, takvimin içinde olmasına inanılmaz sevindim. Bu 21 numaralı kutu. Benim yani şu ana kadar kullanmayacağım tek bir şey çıktı. 21'de 20. Son 3 tane kutu kaldı. Yarın sabah zaten görüşeceğiz.
herkese günaydın. Bugün 22 Aralık 2017. Ecdet şu an 22 numaralı kutusunu açtı. Ve içinden Libro'dan aldığım Christmas Noel stickerları çıktı. Onları biz Edward'ın küçük defterine yapıştırıyoruz. Değil mi anneciğim? Tamam, bunları sonra yapıştıralım. Şimdi bunu bana ver. Mamanınkini de açacak mısın? Bir yandan da duplo oynuyoruz. Burada saat 7:10 geçiyor. Sabahın körü ve dışarısı şöyle zifiri karanlık şu anda. Edward, aç bakalım anneciğim. Açabilecek misin o paketi? Mama açsın mı? Mama yardım etsin mi? Peki. Allah Allah, nasıl bir paketmiş o öyle? Bakalım. Ver bakalım. Daha açmadın mı? Ay, teşekkür ederim anneciğim. Bitti. Lili Lolo markasının Mineral Eyeshadow Witchy Poo. Bakalım ne renkmiş. Markadan bir şey çıkmıştı hatırlarsanız. Kaş pudrasıyla sabitlemek, kaş sabitlemek için olan bir şey çıkmıştı. Şimdi ben bu kutuyu bir açayım Edward'cığım. Bekle bakalım, kutuyu açalım. Otur, tamam. Oturacağım. Bakalım. Sanırım siyah. Ay, buna çok sevindim. Siyah. Ben bunu çünkü benim içi bu arada temizi çekti. Siyah bir farım yoktu. O yüzden siyah olması çok hoşuma gitti. Ben bunu göz kalemi olarak da ıslatıp da kullanabilirim diye tahmin ediyorum. Mineral olduğu için. Şimdi bunu böyle küçük küçük şey delikleri var, görüyor musunuz? Açıp böyle bunun içine koyup buradan muhtemelen alıp kullanacağım. İsmi bu arada rengin Witchy Poo ve siyah. Mat diye, mat olduğunu tahmin ediyorum. Çok sevindim. Son 2 kutu kaldı artık. 23 ve 24. Ama gerçekten 22'de 21 gerçekten çok başarılı bir şekilde gidiyor. Ben sanırım artık her yıl bana Tino böyle bir şey yapmak zorunda kalacak. Çünkü inanılmaz sevdim aldığı her şeyi, seçtiği her şeyi. Yarın sabah görüşeceğiz. Hoşçakalın. Herkese günaydın. Bugün 23 Aralık 2017. Ben 23. paketimi açmaya yatak odasına geldim. Çünkü Edward paketini akşam açması gerekiyor. Akşam kullanabileceğimiz bir şey olacağı için şu an açması iyi olmaz onun için. Çünkü kullanmak isteyecek, kullanamayacak. O yüzden onu akşam size göstereceğim paketini açarken. Ben şimdi benimkini açıyorum. İçinden Lavera'nın bir ruju daha çıkıyor. Hatırlarsınız 18 numaralı pakette de, benim doğum günümün olduğu pakette de Lavera'nın bir ruju çıkmıştı. O ruj, bu arada bunun numarasına şimdi bakacağım. 09 numara Maroon Kiss. Ben şimdi süreceğim tabii, yüzümde makyaj yokken biraz tuhaf olacak ama rengine bakmak için. Çok yumuşak, kremsi bir yapısı var. Kesinlikle mat değil. Böyle toprak tonları gibi, içinde bir sanki hafif bir lilalık var gibi. İçinde bir morluk barındıran toprak tonu diyebilirim. Burada kameradan çok daha koyu görünüyor. Aslında bu kadar koyu değil. Çok daha açık bir renk. Şimdi elime sorsam acaba, siz çok şey görüyorsunuz şu an. Yok, bu kameradan böyle. Asla bu kadar koyu değil. Işıktan böyle görünüyor. Çok daha açık bir renk. Tabii ben editlerken tekrar bakacağım. Aşağı yazarım size. Eğer daha farklı görünüyorsa editlerken. Ama hiç bu kadar koyu değil yani. Çok daha açık. Kahvemsi, böyle sıcak. Morumsu böyle bir renk. Ben çok beğendim açıkçası. Benim seveceğim, kullanabileceğim bir renk yani. Tamam, bunu çekmecemin içine koyuyorum. Bu arada artık bütün şeyleri, temiz içerikli ürünleri topladığım bir çekmecem var.
sadece içinde temiz içecek ürünler olan, günlük olarak sadece onları kullanıyorum. Bitirme projemde olanları da işte arada kullanıyorum. Onlar da bu şekilde bitsinler diye. Makyaj malzemeleri bitirme projem devam ediyor. Cilt bakımı malzemeleriyle ilgili bitirme projemi böldüm. Şöyle böldüm. Çoğu tarihi geçecekti, bozulacaktı. O yüzden arkadaşlarıma hediye ettim. O kadar fazla vücut şampuanı, vücut kremi, bilmem nesini bitirmem mümkün değildi yani. Bozulacaklardı. O yüzden hediye ettim. Bazı bitirdiklerimin de paketleri Köyceğiz'de kaldı, kutuları yani çöplerini alıp gösteremeyeceğim için kutuları. Onlar orada kaldığı için biraz bozuldu açıkçası cilt bakımı ile ilgili yaptığım proje. Ama makyaj malzemeleriyle ilgili yaptığım bitirme projesi tamamen devam ediyor. İşte dediğim gibi bugün ayın 23'ü, yarın son kutuyu açacağız ama inanılmaz sevindim burada ruja. Ben en çok böyle makyaj malzemelerinde ruj ve fondöten, ikisi benim favorim yani. Onlar elimde en çok olan şey ruj mesela, temiz içerikli olarak. Hani kullandığım daha çok böyle ya daha çok sayıda olan şeylerim hep fondöten ve ruj. Onun dışında her şeyden tek bir tane var ve ben böyle kalmasını istiyorum. Biri bitmeden yeni bir şey almak istemiyorum. Böylece ben daha rahat ediyorum açıkçası. Seçmek zorunda kalmıyorum. Bir şeyler kurumuyor, bir şeyler bozulmuyor. Böyle daha çok seviyorum. Şu an bir ara isterseniz bu tarz video çekerim. O kadar az ki yani, küçücük bir çekmecenin içinde bütün temiz içerik kullandığım ürünler. Ve ben bu kadarıyla çok mutluyum. Bunlar bitene kadar, atıyorum kırmızı rujum bitene kadar yeni bir kırmızı ruj gelmeyecek buraya. Ya da işte şu renkte bir, atıyorum aldık. Şimdi bir tane örnek göstereyim. Şu renkte bir aldık bitmeden yeni bu renk bir aldık gelmeyecek. Yani aynı renkte milyon tane farklı markadan şey gelmeyecek. Ya da şimdi atıyorum bir tane bronzerim var. Bu bitene kadar başka bir bronzer gelmeyecek ki. Bunları bitirmek gerçekten zor bu arada. Bayağı var içlerinde çünkü. Dediğim gibi bunları bitirmeden yenileri gelmeyecek. Ve böyle olması beni içsel olarak çok daha rahat ettiriyor. Çok daha mutlu ediyor. Çok da seviniyorum başardığım için yani. Böyle çekmeceler dolusu, dolaplar dolusu eşyadan gerçekten, kıyafet de dahil, makyaj malzemeleri, ayakkabılar, çantalar, her şey dahil, benim sahip olduğum eşya bazındaki her şeyi o kadar azalttım ki doğru yoldayım. Daha sona ulaşamayacağım. Muhtemelen bu böyle süre gelecek bir şey. Böyle devam edecek. Ve bir süre sonra belki de şey diyeceğim, bu ritimde kalayım, bu ritim çok iyi yani, bu ritimde devam edeyim diyeceğim ama o devam edecek bir ritim olarak kalacak yani. Sonu gelmeyecek diye düşünüyorum. Bir şeyleri azaltmak değil amacım, mutlu olduğum kadarına sahip olmak. Çünkü çok daha fazla sahip olmak beni mutlu etmiyor. Yani insan psikolojisiyle ilgili bir şey bazılarınızı mutlu ediyor da olabilir. Beni markete gittiğim zaman aynı tarz peynirden 8 çeşit olduğunda seçmek zorunda kaldığımda beni bu seçim zorunluluğu mutlu etmiyor mesela. 2 çeşit ya da 3 çeşit aynı tarz peynirden olup da seçmek zorunda olmak başka bir şey. 15 çeşit aynı şeyden evde olması farklı bir şey. Onu seçmek farklı bir şey. Beni bu seçim zorunluluğu ya da bu beni rahatsız ediyor. Bir şeylerden çok fazla çeşit olması, çok fazla evde olması. Özellikle bir de temiz içerikli değilse hele, ben artık ki parfüme çok hassasım. Bildiğim için şimdi içindekileri, birçok evdeki olan bütün evdeki parfümlerimin bir tanesi temiz içerikli, o hariç. Sıkarken eskisi gibi değilim. Yani şey yapıyor. Şu an onu düşünüyorum mesela, parfüm olayını ne yapacağım? 7-8 yani 6-7 şişe mi tam emin değilim. Bayağı çok parfüm var, dolu dolu şişeler evde. Onları tabii ki bitireceğim. Ama yavaş yavaş şeye doğru gidiyorum kafamda. Ben onu parfümsüz, hani sevdiğim birkaç, çok yıllardır böyle 10 yıldır falan kullandığım parfüm, 2 parfüm var asla böyle vazgeçemeyeceğim diye düşündüğüm. Muhtemelen vazgeçeceğim onlardan da evdekiler bittikten sonra. Geri dönüşü olur mu bilmiyorum. Olabilir, insanın sonuçta. Ama yapmaya çalışacağım şey temiz içerikli parfümeriler bulmak. Viyana'da. Çünkü koklamadan bir şeyi almak da çok zor. Ve benim kendi parfümlerimi verdikten sonra
o yön, o yola doğru, o yöne doğru ilerlemek bakalım. Zaten birlikteyiz. Göreceksiniz artık nasıl yaptığımı, ne yaptığımı. Öyle. Ben şimdi bu videoyu şimdi burada bitiriyorum. Videoyu derken bu bölümü. Akşam tekrardan açacağım. Edward 23 numaralı hediye bohçasını açacak. Yarın zaten son gün. Christmas günü. Biz bu akşam ağacımızı süsleyeceğiz. Bu sene Avusturya usulü süslemeye karar verdim. Fotoğrafını Instagram'dan paylaşırım. Merak edenleriniz varsa bakabilirsiniz. Advent kransı da bu yıl daha farklı yaptım. Onu da bakabilirsiniz Instagram'da. Fotoğrafını yüklemiş olacağım. Siz bunu izlerken muhtemelen. Akşam görüşürüz. Evet. Bu neymiş 23. kutu anneciğim? Bak bakalım. Wow, o ne? O neymiş? Ay, köpük mü oluyormuş bu suya atınca? Bıcı bıcı yapmak ister misin? He. Ha, bıcı bıcı yap. Hadi o zaman gel bunu suya atalım. Sen kendin at, olur mu? Suya atalım. Hadi bakalım. Yarın görüşürüz. Herkese merhaba. Bugün 24 Aralık 2017. Biz akşam yemeğimizi yedik. Çok mu korktun? Neden çok korktun anneciğim? Ha, kutu, pardon. Bugün dediğim gibi ayın 24'ü biz akşam yemeğimizi yedik. İlk kez biz ailecek, yani normalde Noel yemeğini kayınvalidemlerde yiyorduk. Edward geçen sene çok küçüktü Noel zamanında. Edward, kutuyu bana getirir misin? Bu yıl böyle anlayabileceği bir yaşta olduğu için artık evde bebeğimiz olduğu için kendi Noel yemeğimizi kendimiz vermeye karar verdik. O zamandan beri de işte hazırlıklara başladık, öyle yapacağımızı planladığımızdan beri. Ağacımızı falan aldık, süsledik. Bugün işte akşam yemeğimizi yedik. Şimdi ağacın ışıklarını yakacağız. Bu yıl tam Avusturya usulü süsledik ağacı. Birazdan size de göstereceğim ama ilk önce Noel takviminin son kutusunu açacağım. Edward'cığım, kutunu bana verebilir misin anneciğim? Edward şu an benim kutumu açıyor. Bir bakalım ne çıkmış. Aa, bunu çöpe at lütfen. Şöyle göstereyim. 24 numaralı kutu. Aa, bunu çöpe at anneciğim, çöpünü. Payı. Bu çok çok sevdiğim bir marka. Beauty Balm. Bu böyle çok yoğun bir krem anladığım kadarıyla. Rahatsız ki fındın. Tiro da yanımda şu an. Çok kuru ciltler için yüzünüzden ayak parmaklarınıza kadar, yani bütün cildinize kullanabileceğiniz çok yoğun bir balm. Ben şimdi merak ediyorum. O yüzden açıp koklayacağım. Yapısını da görmek istiyorum. Çünkü ben bunu tam, bir de kış zamanı, benim cildim de çok kuru olduğu için, bunu da Tino biliyor tabii. Açıp denemek istiyorum. Burada son kullanma tarihi de Şubat 2019'a kadar, yani yaklaşık bir sene. Normalde temizleyecek şeyler 6 ay falan gibi oluyor. Daha biraz daha uzun olması iyi. Büyük bir tüp, bayağı yoğun bir şey. Kokusu inanılmaz, böyle çok hafif, çok çok hafif bir kokusu var. Öyle yoğun bir kokusu yok. Doğal işte shea butter gibi kokuyor ya da o tarz, böyle çok doğal bir kokusu var. Ama inanılmaz yoğun, yani tam böyle bir dudak için olan balmların vücut için olduğunu düşünün. Öyle yoğun bir şey. İnanılmaz yumuşak, böyle kadife gibi. Kadife gibi yapıyor. Sanki makyaj bazını alıp yüzünüz değil de, atıyorum işte ellerinize de vücudunuza sürmüşsünüz gibi. Ben bunu kullandıktan sonra biraz daha tam olarak ne düşündüğümü zaten yazarım size. Yüzünüzden tutun da bütün vücudunuza kadar kullanabiliyor musunuz? Ben açıkçası çok sevindim. Hem marka çok kaliteli, çok iyi bir marka. Hem de bu tarz bir şey ben her zaman kullanabilirim. O yüzden ayrı bir sevindim. Şimdi birlikte şey yapacağız. Edward da kutunu açacak. Ondan sonra bir arada size ağacı göstereceğim. Edward, aç bakalım kutunu. Al anneciğim. Ne sallanıyor orada? Al bakalım. Ay, aç bakalım ne var içinde. Aç. Aç bakalım. Aç bakalım. Çek çek çek. Çek çek çek. Çek çek çek.
Neymiş bu? Neymiş bu anneciğim? Kaç bakalım. Wow! Neymiş bu? Dinozorlu atlet mi bu? Wow! Şimdi Edward, burada çıktığına göre bu artık şeyin Noel takviminin son hediyesiydi. Al bakalım odana götür bunu. Al odana götür. Şeyi at, kirliyi at, onu yıkayalım. Tamam mı? Ben şimdi Edward'ın üstünü değiştireceğim. Şey için, Christmas için aldığımız... Ay kamera gitti. Christmas için aldığımız kazanı giydireceğim. Ve odayı şey yapacağız. İçeriye ağacın mumlarını yakacağız. Edward'ı ben o sırada burada tutacağım. İçeride Tino hediyeleri falan şeyin altına koyacak. Çam ağacının altına koyacak. Ondan sonra bizi çağıracak. Biz de içeri gireceğiz. Ondan sonra zaten bu olay hediye paketleri falan açıldıktan sonra ben size ağacımızı göstereceğim. Şimdi sizlere Noel ağacımızı ben süsledim bu yıl. Onu göstereceğim. Bu böyle tam Avusturya usulü bir süsleme oldu. Ben iki renk seçtim. Bir de araya böyle çok hafif renkler böyle kırmızı renkler. Ama genel olarak ana renkler böyle beyaz, bej, kırık beyaz diyelim. Bir de şey, gümüş rengi. Bunlar gerçek mum bu arada yananlar. Bugün yanacak, yarın ve öbür gün yanacak. Arada bir yakıp söndüreceğiz sadece akşamları. Onun dışında ışıklandırma koyacağım ben sadece gece. Şey yapacağım. Normal ışık şeyleri oluyor ya ağaçlar için ışık böyle şeyleri. Kette ne deniyor ona? İşte ışık zincir gibi bir şeyler asıyorsunuz. Işıklandırma oluyor. Onlardan koyacağım ama normalde 3 gün sadece böyle mumları yakıyorsunuz. Yukarıda böyle tepesine kuşlar koydum. Onun altında yıldız var, melekler var, çam ağacı var. İşte toplar var, şurada bir tren var, bunun altında melek var, işte su damlası gibi bir şey var, çorap gibi bir şey var yine renkli olan. Şöyle göstereyim, kalpler var, yine kalpler var, yıldızlar var, en altta da karlar var. Şöyle. Bu arada arkada da Edward babasıyla birlikte hediyeleriyle oynuyor. İşte bu kadar. Böyle bunu da göstereyim dedim. Bütün bir seri böylece bitmiş oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bütün bu Noel zamanı boyunca birlikte olmuş olduk. Kısa kısa da olsa yine de bayağı bir birlikte yani nasıl zamanlar geçirdiğimizi görmüş oldunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.